Merhabalar, bir başka bölüme daha hoş geldiniz. Bugün değişik bir program olacağını düşünüyorum. Yanımda Word 17 Türkiye sorumlusu, aynı zamanda şahsımın da babası olan Haluk Garipoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi küçük bir hikayemiz var, öyle başlayayım. Kanada'ya 2011 yılında dönüş yaptıktan sonra Word 17 işlerine başladık ve Türkiye'ye geldik. Seminerler veriyoruz bir yıl. İlk yılımızda babam hala benim ne iş yaptığımı çok fazla bilmiyordu ve benim hani oğlum para mı atlıyorsun sen? Dediği dönemlerdi. Bak ne yapıyorsun işte, gidiyoruz ticaret odalarında seminer veriyoruz üniversitelerde. Babamın herhalde bir yıl beni dinlemesi gerekti. Ne iş yapıyorsun? Öğrenmesi için. Biz çağımız gereği bildiğimiz 3-5 tane standart meslek var. İşte doktorluk, öğretmenlik, bakkallık gibi. Bunun dışındaki meslekleri kolay algılayamıyoruz. Özellikle oğlumun yaptığı markalaşma işi benim bu yaşlarda yeni duyduğum bir iş. Defalarca anlatmasına rağmen tam anlayamadım. Hatta dediği gibi başka iş yapıyor, kötü iş yapıyor da bu işi kılıf olarak kullanıyor diye düşündük. Annesiyle uyumadığımız çok gecelerimiz oldu. Sonra işin içine ben de girdim. Girince dediklerin doğru olduğunu anladım. Böyle bir mesleğin olduğunu, aslında böyle bir mesleğin çok çok daha önce olması gerektiği ve pek çok kişi tarafından da uygulanması gerektiğini öğrendik. Umarım oğlum buna öncülük eder. Yeni nesiller bu işleri geliştirerek devam ederler. Teşekkür ederim. Baba ile aldık, devam ediyoruz. Sağ ol. Çok çok samimi bir görüşme olacak bu. Anladığım kadarıyla güzel bir program olacak. Ben ne alaka Kanada? Yani evet, Kanada doğdum vesaire, ama yani sen nasıl oldu Kanada yani? Genellikle her türlü girişim yoksulluktan çıkıyor. İnsanlar daha iyi araba peşinde olduğu zamanlar her türlü riski alıyorlar. Benim annem babam da zamanında daha iyi bir hayat yaşamak için Almanya'ya işçi olarak gittiler. Zaman zaman bizi de Almanya'ya aldılar. Ben daha 7-8 yaşlarındayken Almanya'yı gördüm. Oranın hem şehir içi hem de düzenini tanımış oldum. Tabii o imkanlar Türkiye'de olmadığı için daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde onları arar oldum. Birincisi, ben niye öyle bir şartta yaşamayayım diye arayışa geçtim. İkincisi, dışarıda bu gördüklerimiz niye Türkiye'de olmasın diye düşünmeye başladık. Bu oturmakla olmuyor. Risk alıp yola çıkmak gerekiyordu. O yüzden ben de araştırma yaptım. Kanada son 25 yılın dünyanın yaşanacak en iyi ilk 5 listesinde. O yüzden ben de Kanada'yı seçtim ve çeşitli mücadelelerden sonra azmimizle bir şekilde Kanada'ya gidip yerleştik. Evren de zaten orada doğdu. Asıl amacım da oydu. Gelecek nesili öyle bir yerde devam ettirmek ve oranın imkanlarına vatandaş olarak sahip olmasını sağlamaktı. Yıllar sonra Türkiye'ye geri geldik. Orada öğrendiklerimizi Türkiye'de nasıl değerlendirebiliriz diye. Gayrimenkul sektörüne girdik. Ev, iş yeri alıp sattık. Ama maalesef orada öğrendiğimiz düzen Türkiye'de uygulaması kolay olmuyordu. Birçok kurallar çelişiyordu. İnsanlar verdiği sözü tutmuyor veya kapasitesinin üstünde sözler veriyor. Türkiye'de bu sıkıntıları yaşayınca bu işin sanıldığı kadar kolay olmadığını öğrendik. Biz de artık yavaş yavaş yaşlanıyoruz. O yüzden Türkiye'deki her türlü imkanın daha iyi hale getirilmesini gençlere bırakıyoruz. Ben de oğlum her türlü yardımı hala vermekteyim. Ama umudumuz gençler. Seçim sloganı. Güzel. Şimdi o zaman şöyle bir sorum var. Şimdi Word 17'nin Türkiye'deki yaklaşık 3. yıla giriyoruz galiba. Türkiye'deki bütün işleri sende. Bütün genel müdürlük sıfatıyla birlikte. Şu anda hatırladığım kadarıyla 15-16 kişiye yardımcı oluyoruz burada. Peki ben olmadığım zaman, Kanada'da olduğum zaman Türkiye'deki müşterilerle, yardım etmemiz gereken insanlarla sen görüşüyorsun. En çok seni yoran, ya bu da olur mu arkadaş dediğin neler var? Yani çünkü bana seçmece geliyor. Ben açıkça söyleyeyim buradan. Yani ben elendikten sonra görüşüyorum biraz daha insanlarla, şu an en azından. Sen onu nasıl yapıyorsun? Zor mu? Neyle karşılaşıyorsun? Ne yoruyor seni? Aslında bu işler oldukça zor. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir kere insanlar
Verdiği sözü tutmuyorlar. Bizden randevu almak için defalarca arıyorlar. Randevu veriyoruz. Randevu saati geldiğinde ortalarda yok. Telefon açıp nerede kaldın diye sormak istiyoruz. Telefonu kapalı. Saatler sonra bizi arıyor. İşte annem hasta veya başka bahanelerle gelemedim diyor. İkinci randevu veriyoruz aynı şekilde. O zaman bu insanla çalışamayacağımızı anlıyoruz. Üçüncüsünde gelse bile onu kabul etmiyoruz. Peki bunun dışında bu normalde zaten evet. Türkiye'de olan. Hani mesela işle alakalı adam geliyor sana işte şu işi yapmak istiyorum diyor ama hiç kalifiye bile değil adam. O nasıl oluyor? Yani işle ilgili genelde bazı insanlar kendileri işi üstlenmemiş bu yaşına kadar. Babası veya çevresi bu işi üstlenmiş, yapmış. O da bir şekilde onların arasında bugünlere gelmiş. Ama o işi kendinin de yaptığını zannediyor. Ve yapabilecekmiş kapasitesinde görüyor kendisini. Daha sonra herhangi bir uygulamaya girdiğimiz zaman onun aslında o işi yapamayacağını o da anlıyor, biz de anlıyoruz. Ama bize zaman kaybettiriyor ve diğer elemanlara şans vermemizi engelliyor. Şöyle ben genelleme yapayım. %100 en büyük sıkıntımız bu. Bazı insanların yapabileceklerinin üstünde kendilerini düşünüyor olmaları galiba en büyük sıkıntı bu. Örnek İngilizce biliyor musun diyoruz. Biliyorum diyor. Biz de ona göre bir iş düzenliyoruz. Sonra anlıyoruz ki derdini anlatacak kadar. İngilizcesi 100 üzerinden 10 puan. Diyoruz ki niye bunu baştan söylemedin? Bunu öğrenmek kolay. Ben kağıda gidince öğrenirim diyor. Tamam. Peki şimdi genel itibariyle işte yaptığımız işler, koşturmalar vesaire. Word 17 ile alakalı en hoşuna giden şey nedir? En hoşuma giden gezmek şey... Gezmek dışında. Yok, gezmek. En hoşuma giden şey gezmek. Ama dediğin gibi yurt dışında gördüğüm maddi manevi her şeyin Türkiye'ye de olmasını istiyorum. Bunları görmek benim en çok haz aldığım yer. Şöyle bir örnek vereyim. İş adamı zengin, kendini maddi ve manevi olarak gelebileceği yere getirmiş. Aslında eskiden olsa bu insanlar elini ayağını her şeyden çekip gidip bir sahil kasabasına yerleşip hayatının bundan sonraki kısmını güneş altında çay içerek geçirirlerdi. Ama insanlar geleceğe yatırım yapmayı fark ediyor. Bunun önemini anlıyor. Ve çoluğu çocuğu için bizim 40 sene önce düşündüğümüzü düşünüyor. Onlar yurt dışına gitsin. Oradaki her türlü iyiliği öğrensin. Maddi imkanlarımızla da öğrendiği her türlü iyiliği Türkiye'de gelsin, burada uygulasın. Ben sohbetlerimizde bunu gördüğümüz zaman çok hoşuma gidiyor. O sohbetin bitmesini istemiyorum. Çünkü insanlar hep geleceğe yatırım yapıyorlar. Bu da Kanada üzerinden olmasını tercih ediyorlar. Kanada'nın diğer ülkelere göre avantajlarından dolayı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Güzel. Peki biraz şöyle hareketlendirelim görüşmemizi, konuşmamızı. Şimdi en başta geldiğimde Word 17, işte Kanada, Singapur, Londra, bütün bunların dahilinde gençken böyle bir işe gireceğini düşünür müydün? Gençken hiç düşünmüyordum. Hiç hayal etmiş miydin yani böyle bir şey yaparım? Etmemiştim. Çünkü bizim imkanımızda, etrafımızda örnek alabileceğimiz biri yoktu. Bizim örnek alabileceğimiz tek kişi iyi para kazanmış ve az önce örnek verdiğim gibi kazandığı paradan sonra iş hayatını tamamen bırakmış, gidip bir sahil kasabasında yaşayanları görüyorduk. Bizim de doğal olarak yanlış olmasına rağmen bunları örnek alıp hedefimiz bu oluyordu. Ama seni görünce aslında hedefin bu olmaması gerektiğini öğrendik. 59 yaşındayım, hala çalışıyorum. Ve bu iş olduğu sürece çalışmaya razıyım. Ha, işle alakalı yani ben de. İşle alakalı olarak çalışmaya razıyım. Tamam peki şöyle diyelim. Bütün bu bildiklerin hayatında işte 59 yaşındayım dedin. İşte dünyaya gezdin, farklı işler yaptın. Aynı zamanda sen Deniz Harp Okulu'ndan da bırakıp Kanada'ya gidiyorsun. Bir asker şeyin de var. Geçmişin de var, denizcilik geçmişin de var. Peki bunların hepsine baktığında ben seni buradan izleyen genç arkadaşlar için soruyorum. Bütün bu bilgilerini. 20 yaşında seni İzmir veya İstanbul merkeze bıraksan ne yapardın? Bütün bu bilgilerini. Ne iş yapardın? Kafan nerelere giderdi? Var mı? Yani bir daha zamanı geriye al. Vardır ya ünlü sözler bir şey herkesin şeyidir bu. Hani ben geriye gitsem zamanında şu işi yapardım. Ben geriye dönsem benim sıra çocukken uyguladığımın aynısını kendime uygulardım. Ben Evren'e 8 yaşında işe verdim. Gayet yoğun bir ortamda çalıştı. Hatta o kadar ufaktı ki bazen
Yanlış otobüse biniyordu. Gece 10'da eve geliyordu. Biz de balkonda çocuğu bekliyorduk. Aslında iyi bir şeymiş. Bize bunu yapılmadı. O yüzden biz hayata geç başladık. Hayatın tecrübelerini geç edindik. Ben tekrar eskiye dönme imkanım olsa aynen Edim'in olduğu gibi 7-8 yaşlarında işe girmek isterdim, çalışmak isterdim. O iş ortamlarını koklamak, iş yapan kişileri tanımak isterdim. Aslında bu çok çok değerli bir tecrübe. Buradan velilere sesleniyorum. Çocukların çocuk işçi. Herkes çocuklarını mümkün olduğu en kısa zamanda bir işe versin ki paranın alamayacağı tecrübeleri elde edinsinler. Peki sorumu tekrarlıyorum. Sen ne iş yapardın? Şu an hani bu soruyu sorma sebebim şu. Şimdi ithalatından köprü bacağın yapımına kadar. Evet. İşte iç giyimden sağlık turizmine kadar birçok işi gördük, yaptık. İşte yapabildiğimiz kadar belli yerlere getirdik. Sen sektör olarak ne yapmak ister? Mesela Word 17 olmasaydı sen neredeyse Haluk Bey bir meslek seçin, bu mesleği yapın. Bunu sormamın sebebi şu. Bunu izleyen arkadaşlar senin deneyimini önemseyeceklerdir. Hatta şu an kameranın arkasında bulunan stajyer ve çalışan arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yani derler ki ya Haluk Bey bunu diyorsa vardır bir bildiğim. Ben mesela şu anki benimki ben bilseydim ne iş yapardım deselerdi. Ben kesinlikle sağlık turizmi yapardım. Onun üzerine bir eğitim görürdüm, dil öğrenirdim veya işte ithalat ihracat işine girerdim gibi. Ne yapardım? Var mı aklında bir? Şimdi şöyle bazı işler çok güzel olmasına rağmen insanın kişiliğinle ve zeka oranına orantılı gidiyor. Yani insan her ideal bulduğu işi kendine uygulayamıyor. Çünkü bir eksikleri onu uygulamasına engel oluyor. Ben kendi açımdan ziraat mühendisliği okuyup ziraatla ilgili, tarımla ilgili bilgileri alıp yurt dışına sebze, meyve, gıda, ithalat, ihracat işi yapmak isterdim. Ki bu iş bence hiç ölmeyen bir sektör olacak. Bütün işler bir şekilde azalır, düşer, kaybolabilir. Ama gıda sektörü asla azalmaz ve bitmez. Bu işi bilinçli yapmak için önce gıdayı tanımak lazım. O yüzden imkanım olsaydı tarım okurdum, ziraat okurdum. Daha sonra eğer imkanım olursa bu işin pazarlama kısmında İthalat ihracat okuyup ikisini birleştirirdim. Evet. Ürünü tanırdım ve en iyi kesteme yolda, en iyi yoldan müşteriye teslim ederdim. Bunu yapmayı çok isterdim. Güzel. O zaman bir de şöyle bir hikayemiz var. Bu insanın statüsüyle alakalı olarak ben genel olarak hepimizde yaşadığımız bir sıkıntı bu genelde. Senin çok güzel bir hikayen var, anlatırsın. Toplantılara gittiğimizde sana yaklaşım tarzlarınla alakalı. Evet. Buradan bir şikayet olarak hadi bakalım. Hem de genç girişimci arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Bu gibi durumlarda aslında ne kadar özen göstermeniz gerekiyor odadakilere, çevrenizdekilere. Ummadığınız şeylerden nasıl network çıkabilir? Çok güzel bir örnek aslında. Şimdi ben girizgah yapayım. İlk düşük bütçeli olarak artık işlere başladığımızda toplantılar yapardık ticaret odalarında vesaire. Ben varım, babam var. Bir iki tane de yardım eden arkadaşlarımız, çalışanlarımız olurdu. Word 17 flemaları açılırdı, işte yapılması gereken bayraklar yapılırdı falan. Babam sağ olsun naizane yardım ederdi onlara. Ben o anda toplantının yapılacağı yerle görüşürken buyur. Veya toplantılarda, veya böyle toplantıya gireriz bir yerde. Atıyorum belediye başkanıdır, ticaret odası başkanıdır. Buyur. Biz herhangi bir görüşme için randevu aldığımızda, özellikle Evren eğer sunum yapacaksa, oraya ön hazırlık yapmak için en az bir saat önceden gideriz. Dediği gibi kart vizitlerimiz dahil, broşürlerimiz dahil, bizle ilgili ne varsa hepsini uygun yerlere koyarız, flamalarımızı açarız. Tabi bunlar da bir az da olsa bir işçilik gerektiriyor. Birinin bunu yapması lazım. Genelde bunu ben yapıyorum. O zamanlar yapıyordum. Tabi davetimize katılanlar bir odaya giriyor. Onlar da bazen erken gelmiş oluyor. Bunun içinde belediye başkanından tutun, üniversite öğrencisine kadar hepsi oraya girip yerini alıyor. Bu gelme sırasında benden sigara isteyenler, çakmağın var mı diyenler, işte tuvalet nerede diyenler, bu toplantı hakkında bir şey biliyor musunuz, bu neyin nesidir, bu çocuk kimdir diye soranlar. Herkes beni orada çalıştığı görünce bir şekilde bir şeyi sorup öğrenme ihtiyacı duyuyor. Ben de tabii gayet nazik bir şekilde istediklerinin cevabını veriyorum. Hatta bazıları uzun uzun soruyor, işte bu Kanada'dan gelmiş, doğru mu, nereden gelmiş gibi. Cevabını aldıktan sonra herkes yerlerini alıyor. İşte Evren toplantıları gerekli açıklamaları yapıyor veya hatta seminer veriyor. Seminer sonrası randevu istiyorlar tekrar görüşmek üzere. Edim de diyor ki babamdan alın randevuyu. Ben de daha önce konuşanlar beni babası olduğunu düşünmediği için gidip başka yetkililere Edim'in babasını arıyoruz nerede diyorlar. Tabii son olarak dönüp dolaşıp bana geldiklerinde bizim az önce konuştuğumuz babası siz misiniz dediklerinde evet diyordum.
kusura bakmayın biz sizi hiç benzetemedik veyahut da düşünemedik kusura bakmayın deyip önce özür dileyip sonra benden randevu talep ediyorlar. Ya bu bizim için tabii gocunacak bir şey. Bir de güzel bir yere alıyorlar. Tabii. Öyle bir durum mu? Yani normalde değil mi? Önceleri bazı yerlerde sandalye bile vermeyen kişiler daha sonra beni masanın baş köşesine oturtuyorlar. Yaptıkları hatayı düzeltmek amacıyla. Şimdi bu yermek için vesaire değil. Burada aklı selim ve zeki olan arkadaşlar dediğimi anlayacaklardır. Bu benim egomla veya babamın egosuyla alakalı bir durum değil. Durum şu, bu bir stratejik hatadır. Toplantı sırasında kimin ne olduğunu odaya girerken veya toplantılar sırasında öğrenmeniz sizin artınızadır. Bir çuval gibi tabiri caizse statünüzün hiç önemi yok. Etrafta olanların, bitenlerin farkına varmazsınız. Bu bir komik bir durum bizim için. Yani bizim için bir sıkıntısı olan bir şey değil ama komik bir durum aklınızda bulunsun. Ben bütün bu görüşmeleri ve toplantıyı, bizim yaptığımız bu görüşmeyi şöyle bitirmek istiyorum. İsim vermeyeceğim. Babanızla çalışmanızın en güzel durumu arkanızda sürekli sizi toparlayacak birinin olması. Hem de bunu bütün kalbiyle yapıyor olması sağ olsun. Benimki gibi güzel ve eğlenceli birine sahipseniz bizi yakından tanıyanlar bunu kim olduğunu bilecektir. Bir gün bir Fenerbahçe maçındayız. Çok ünlü aynı zamanda herkesin bildiği bir beyefendi yaklaştı işte teşekkür etti geldiğimiz için. Giderken babam elini cebine götürdü ve kart verdi beyefendi, ünlü iş adamını. O da gayri ihtiyari gülüp işte Haluk Bey ben de para vereceksiniz zannettim dedi. Babam da orada siz bu kartları cebinize koyun para olur zaten dedi. Kartlarda bir ortaydı kartları. Bunun gibi binlerce anımız var. Kişi olarak benim tavsiyem şu. Eğer yapabiliyorsanız, eğer mümkünse ailenizden birini, iyi anlaştığınız birini şirketin içerisine koymak sizin her zaman artı avantajınız. Ben babama dair güvenmem sözünün maalesef ticaret, günümüz ticaretinde çok mottolaştığını ve gayri ihtiyare doğru söylemek gerekirse benim de çoğu zaman doğru olduğunu kabul ettiğim bir olgu aslında. Ama biz de herhalde bunun tam tersiyiz. Baba oğul çalışmanın da artı avantajları çok fazla. En başlarda toplantılara babayla gitmenin açıkçası kendi içinde bazı zorlukları vardı. Hani zaten kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Gençseniz babasıyla geziyor mu acaba diye düşünüyorlar. Veya bir yere gittiğinizde aileden biri varsa. Sonra ne zaman ki kendinize güveniniz artıyor, karşı tarafta siz bunun satışını yapıyorsunuz aslında. Yani babası bile bu işin içindeyse aslında yanlış bir şey yapıyor olamazlar bu insanlar diye düşünüyorum ki şirketin ilk kurulduğunda bizim en fazla ihtiyacımız olan şey güvendi. Bu güveni oluşturabilmek. Daha sonra insanların hoşuna gidiyor. Çünkü Türkiye'de kurumsal firmaların sayısı bana sorarsanız %10'u geçmiyor. %20 maksimum olsun. Yok bile. Görüştüğünüz patron seviyesindeki insanlar bunu tatlı ve inandırıcı buluyorlar. Aslına bakarsanız bir aile şirketi olmak veya toplantılara ailece katılmak hem güven arttırıyor hem de gönülden sizinle beraber çalışacak birilerini buluyorsunuz. Bu yönden her ne kadar insanlar kardeşleriyle iş yapmak istemiyorlarsa bile bir önceki programımızda Taner Bey mesela bu giyim sektöründe babadan aldığı işi kardeşiyle hala devam ettiriyor. Benim 8 yaşında beri çalıştığım iş yeri iki dayımın kurduğu Karel firmasıyla alakalı bir telefon santral işiydi. Yani anlatmaya çalıştığım şey yapabiliyorsunuz kardeşlerinizle, yapamıyorsunuz kardeş gibi gördüğünüz ortaklarınızla bir işin içerisine girmek her zaman sizin gücünüzü arttırır. Yani, sadece parasal bağ yeterli olmuyor bazen. Duygusal bağ da, minnet borcu da. İşin içine girince bağlar daha sağlam oluyor. Teşekkür ederim katıldığınız için. Var mı yani beklediğiniz bir şey? Başarılarım. Teşekkür ederim. Çok değişik, biraz da uzun galiba bir program oldu. Allah herkese babasıyla birlikte böyle bir araya gelmek, böyle güzel işler yapabilmek nasip etsin. Ben kendi adıma çok mutluyum. Word 17 bizim için bir iş hiçbir zaman olmadı. Güzel bir şekilde bir bağ kurma imkanını sağladık. Word 17 çatısı altında kendimize ve birbirimize. Umarım sizlerin de bu ileriye dönük olan hayallerinizde biz de size yardımcı olabiliriz ve umarım ailenizle beraber ve aile gibi gördüğünüz insanlarla beraber çalışırken biz de buna güzel bir zemin oluşturup
kendi bilgi ve birikimimizi size aktarabiliriz. Bir şey söylemek istiyorum son olarak. Benim tecrübelerimi herhangi bir şekilde merak edenler, benim kart vizitlerim belli, telefonum belli. Günün 24 saati beni arayabilirler. Hiç bıkmadan, usanmadan ve sıkılmadan hepsine merak ettikleri konularda bilgilerimi aktarırım. İşe yararsa ne mutlu bize. Böyle bir adam işte benim babam. Kalbi büyüktür, emeklidir, yanımda çalışır. Ama sağ olsun herkese koşturur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız olursa beni aramıyorsunuz bu videoda. Haluk Bey'i arıyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar herkese. İyi seyirler. Hoşçakalın.